Merhaba dostlarım, ben Serdar ve neredeyse bir yıl aradan sonra ilk vloga hoş geldiniz. Yok bir, evet ya, bir yıl oldu, bir yıl oldu diyelim. Bir yıl aradan sonraki ilk vloga hoş geldiniz. Şu ana kadarki olan videoların hepsi depo videoydu. Şimdiki videoda büyük bir ihtimalle bir kaç olacak, kaç 3 gün sonra mı atacağım bunu, öyle bir şey olacak. Öyle, merhabalar, hoş geldiniz. Ben de hoş bulduk. Ben de hoş geldim. Neyse, öyle bir şey. Öyle bir şey. Şimdi ben buraya konuları yazdım. Konulara bakacağım ve teker teker konular üzerinden geçeceğiz. Evet, geri döndüm. Evet, buradayım. Yeni bir vlog çekiyorum. O yüzden geri döndüğüm konusunda hepimiz hemfikiriz. 11 gündür de videolar düzenli olarak geliyor. O yüzden öyle. video düzeni. Video düzeni ve depo videolar. Şu ana kadarki olan videolar depo videolardı. Önceden çektiğim ama hangi nedendense atmadığım videolardı. Biraz kafa karışıklığı olmuş olabilir. Bazı videolarda kanalın kapanmasından bahsediyorum. Yeni kanaldan bahsediyorum. Bazılarında hiçbir şeyden bahsetmiyorum. Bazı videolar Kıbrıs'ta çekilmiş oluyor. Çok önceden tabii ki. Bazıları Türkiye'de çekilmiş oluyor. Böyle farklı saçlar, farklı kafalar. Hakikaten farklı kafalar. Bazılarında bere takmıyor olabilirim. Başka şeyler olabilir. İğrenç bir saçım da varmış. Başkalarında da. Neyse, öyle kafa karışıklığı olmuş olabilir. Hepsi depo videoydu. Herkes o yüzden sakin olabilir artık. Artık depo video olmayacak. Yani bir iki tane daha gelebilir en azından, böyle gene eski videolarıma bakıyorum. Atmadığım bir şey varsaydı. Sanırım 2-3 tane Sunrise depo videosu vardı eskiden çektiğim. Onları da atacağım ama Allah'tan onlarda şey yok, facecam yok. O yüzden de benim iğrenç saçlarımı görmek zorunda kalmayacaksınız. Şu anki saçlarım iğrenç değil, onu kastetmiyorum. Şu anki durumları iğrenç de bakım yapmam lazım. O yüzden bere giydim. Şey yapmadım diye, saçlarım böyle önüme düşmesin diye. Ama oradaki saç kesimi çok kötüydü. Böyle şurada bitiyordu, buradan böyle yavaş yavaş aşağı iniyordu. Aa, çok böyle mantara benziyordum o zaman. Neyse. Öyle depo videolar. Depo videoların sonu geldi, gelecek. 2 video falan kaldı sanırım. Ama onu zaten hemen görmeyeceksiniz. 2 tane Sunrise videosu kaldı. Ben onları çektiğimi bilmiyordum. Kıbrıs'a gelince anladım. Onları da hemen atacağız. Yeni çekilen videolar. Ben buradayken bayağı bir video çektim. Yani 3-4 tane Sunrise çektim. Şimdi vlog çekiyorum. Bir tane Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator çektim. Diğerlerini de vlogdan sonra çekmeye çalışacağım. Arka taraftan sesler duyar gibiyim. Hadi çabuk vlogu bitir de Pizzeria Simulator çek diye olmaz öyle şey. Adam akıllı videoyu yapacağım, vlogu yapacağım. Anlatmam gereken şeyler var. Değil mi? Değil mi? Ve bu da bizi hemen ikinci maddeye götürüyor, yorumlar. Yorumlarınız muhteşemdi. Çok destek verdiniz bu depo videolarda. Her ne kadar burada internetim olmasa da komşunun internetinden azıcık ucundan otlandım telefonla, böyle odanın en kenarına doğru çekilerek, yani odanın değil salonun en kenarına doğru çekilerek, iyice duvara yaslanarak internetinden otlandım azıcık uzcuk. Azıcık ızcık mı? Azıcık kuzcuk mu? Her ne halt artık. Azıcık sucuk. Öyle. O yüzden yorumlarınızı okuyabildim. Teşekkürler yorumlarınız için. Ama ve lakin bazı yorumlar da gördüm. Kafamı azıcık ısıtmadı değil. Beni birazcık sinirlendirmedi değil. Peki neydi bu yorumlar? O yorumlar şuydu. İşte yeter artık. FNAF 6 çek. FNAF 6 çekmezsen yakaracağız bu kanalı. Bak bak bak. İstenmeyen şeyler olacak diyorum sana. Hep bu tarz böyle yorumlar geliyordu. Yeter artık. Sunrise çek. Resident Evil'dan bahane gibi şeyler vardı. Veya daha hafif tarzından şeyler vardı. İşte onlara da benim iyiliğimi istiyorsunuz biliyorum ama işte Resident Evil bir yıl önce şu kadar şu kadar izleniyordu. Şimdi popüler olmak için onu yapmamalısın diye. Ve buna benzer şeyler, böyle bir sürü bir sürü bir sürü. İşte yeter artık gizem videoları falan filan gelsin diye. Yani şu anda benim hiçbir şekilde öyle bir kaygım yok. Bir, yani popülerliktir, aman kanal büyüsün falan filan. Hiç umurumda değil. Şu anda tek istediğim kanalın videolarının takipçilerine ulaşması. Sizlere ulaşması. Ahbaplarıma ulaşması. Benim şu anda tek isteğim o. Abone sayısı olduğu yerde sayabilir. Bu benim açımdan sıkıntı değil. Şu an popüler olan oyunları takip etme gibi de bir planım yok. Hani oyunu severim. Popülerdir. Oynayabilirim. Öyle denk gelebilir. Mesela PlayerUnknown's Battleground'a geçeceğiz. Daha sonraki konuları gelince onu da konuşacağız da. Yani şu anda öyle pek bir kaygım yok. Ha, şeye geçince işte. Aman yeter artık. Çok çektik canım. FNAF çek veya olmaz böyle oyunlar. Sunrise çek. Aa, yani çekerim. Yeri geldiğinde çekerim de kafama göre gidiyorum. Yani kanal
boş kalmasın diye şu an videolar yapıyorum. Kanalımı da açıkçası kanalıma da çok acıdım böyle bir bakınca uzun bir süre boş kaldı. O yüzden bundan sonra düzenli bir şekilde gidecek videolar. Dediğim gibi yeni videolar da çektim. Daha aslında tamam. Şimdi de bana sonra geleceğiz. Yani bene sonra geleceğiz. Şimdi bana geleceğiz. Küfreden banlanır. Acıma yok. Eski kuralları bir hatırlatalım dedik. Spoiler yedirten banlanır. Acıma yok. Dönüp bakmam bile. Eskiden dönüp bakıyordum. Artık dönüp bakmam bile. Yeni ben. O yeni beni sonra konuşacağız. Şimdi yeni banı konuşacağız. Ban acımasızca olacak. Atacağım. O kadar geri dönüp bakmayacağım bile. Böyle poponuza tekmeyi basacağım. En azından kuralları çiğneyenlerin sizin değil yani. Genel böyle arada çıkıyor oradan buradan böyle bir diken miken falan. Onları ayıklayacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Yorumlarda eski haline geri getireceğim. Bir arada şey yapmak lazım böyle. 4-5 saat harcayıp böyle ben o kanala bakmadığım süre boyuncaki bütün yorumları gözden geçirip böyle pat 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 indirmek lazım. Kuralları çiğneyen herkese. Öyle. Küfreden banlanır. Ne olursa olsun fark etmez. Kime küfrettiğiniz fark etmez. Neden küfrettiğiniz fark etmez. Küfreden banlanır. 1. 2. Spoiler veren banlanır. Okey. Spoiler veren banlanır. 3. Siyaset yapan da banlanır. Siyaset yapmayacaksınız. Ha, oyun siyaseti olabilir. Oyun içinde farklı farklı factionlar vardır. New Vegas'ta işte NCR vardır. Sezen Legion'u var. Ne bileyim Bioshock'ta bir o kapitalist eleman var. İşte devrimciler falan filan var. Kaçakçı mıydı artık her ne haltsa. O var. Onun içinde kendi siyasetini yaparsın. Felsefe yaparsın. Felsefe ayrı bir şey. Ama aman bu parti süper. O parti senin partinin çiş kaka. Aa, banlarım. Banlarım. Siyaset yok burada. Peki bir sonrakine geçebilir miyiz? Ban konusunda söyleyeceğim başka bir şey var mı? Ha. Tartışma yapanları banlamam. Uyarırım. 3-4 defa uyarırım. Ama baktım akıllanmayacak o ahbaplarım. Yani artık ban. Bana gelirsiniz. Bana gelirsiniz. Okey, üçüncü madde. Kanal kapağı, kanal teması. Şimdi kanal kapağıma çok patates diyenler olmuş. Haklısınız, olabilir. Ben son derece basit tutmaya çalıştım. Bir de bol bol New Vegas çekeceğim. O yüzden biraz daha ona yönelmek istedim ama. Okey. Kanal kapağı patatesse Facebook grubumuzda sizin benim kanalım için düşündüğünüz kapakları paylaşabilirsiniz. Açığım. Önerilere, tasarımlara açığım. Birçok ahbap zaten kanalın tasarımcısı olmak istiyordu. Ha, kanalın tasarımcısı olma yönünde bir söz vermeyeceğim. Çünkü böyle bir şey büyük bir ihtimal yapmayacağım ama istediğiniz tarzda kapakları, yapmak istediğiniz şeyleri, görmek istediğiniz şeyleri Facebook grubumuzda paylaşabilirsiniz. Grubumuzda paylaşın. Facebook sayfasının mesajlarına her zaman bakmıyorum. Aa, ben bunu nasıl yazmayı unuttum. Evet, bir de şey vardı. Hemen araya koyayım onu da. Ahbaplarım, canlarım benim. Facebook profilime gönderdiğiniz mesajlara hiçbir zaman cevaplamayacağım bundan sonra. Ama Facebook sayfasına gönderdiğiniz her mesajı cevaplayacağım. Yani herkesin mesajını cevaplayacağım, öyle söyleyeyim. Hani merhaba Pop, nasılsın diye mesaj atanlarınız oluyor. Gayet iyiyim, teşekkürler. Ama böyle sorular sormamanız daha iyi olur benim için. Mesela bunun yerine şu oyunda şöyle şöyle şeyler var, bir bakar mısın? Veya şu oyunlara bir göz atar mısın? Şöyle şöyle özellikleri var gibisinden şeyler benim daha çok işime gelir. Daha verimli bir iletişim olur aramızda. Zaten hani videolardan görüyorsunuz nasıl olduğumu. Ben de sizden bir şey saklamıyorum. Yani bir şey olduğunda konuşuyoruz. Açık açık konuşuyoruz. O yüzden o konuda hiçbir sıkıntımız yok. Ha, Facebook grubu. Evet. İyi olduğu, benim kanalım için iyi olacağını düşündüğünüz, tasarladığınız, yaptığınız kanal kapaklarını Facebook grubumuzda paylaşabilirsiniz. Duruma göre en çok beğeni alanın da, en çok beğeni yorum alanın da kapağım yapabilirim veya ne bileyim bir çaresine bakarız artık. Öyle. Bunun dışında bir de kanala bir müzik arıyorum böyle. Bir kanalın bir teması olsun. Mesela vlogları oraya buraya koyacak veya kanalın girişlerine çıkışlarına koyacak. Çünkü kanalda şu anda intros outros falan filan yok. Şimdi her şeyi ben böyle baştan başlayınca şey oldu. Her şeyi böyle alt üst oldu. Bu arada ben böyle hareket edince hafif Slenderman'e benziyorum. Hani şey oluyor. Kaymalar oluyor şeyde. Neyse.
Öyle bir müzik arıyorum, bir tema arıyorum. Kanala uygun gördüğünüz müzik tarzlarını da bana sayfadan veya Facebook grubundan ulaştırabilirsiniz. Facebook grubundaki gönderileri onaylayan benim. Yani o yüzden gönderilerinizi her türlü göreceğim. Hoşuma giden bir şey olursa illa da ki görmüş olacağım yani, merak etmeyin. Ama Facebook grubunu kullanmaktan sakınmayın. Ahbaplarım benim, canlarım benim. Öyle. Müziği de aynı şekilde grupta, orada burada falan paylaşabilirsiniz. Gene birbirinizin kanalın kapaklarına, ona buna falan yorum yapmayı da unutmayın. Yani orada görmek istiyorum. En fazla hangisi beğeniliyor, bana en uygun hangisi. Canlansın grup ya. Hadi 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 kalkın gruba, gruba hadi. Gruba, ondan sonra videoya dönersiniz. Hadi durdurun videoyu, gruba gidin. Hadi link aşağıda. Aşağıda mı artık, yukarıda mı, neredeyse. Aşağıda link var. Orada bütün her şeyin linki var. Hadi gruba. Gruba gidin, geri dönün. Döndünüz mü? Güzel. 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 Dönmediyseniz yazık ya. Yazık, olmadı. Olmadı. Kalbim kırıldı. Kalp burada mı? Burada mı? Her ne? Şurada kalbim kırıldı. Gist Gaming İstanbul 2018. Geçen yıl ilk kez gitmiştim Gist'e. Çok beğendim. Bu yıl gitmeyi planlıyorum. Hiçbir sıkıntı çıkmazsa umarım bu yıl GIST'te olacağım. Beni görmek isteyenler orada olabilir. Herhangi bir standta olmayacağım büyük bir ihtimalle. Gezeceğim. Öyle aylak aylak gezeceğim. Öyle. Beni görmek isteyenler orada olabilir. Herhangi bir özel bir şeye katılmayacağım. Bir şey yapmayacağım. Ben çok standart böyle dolaşacağım ya. Bir de ben tabii doğal olarak her yıl kanala bir restart attığım, bir format attığım için kanala her yıl bir stabilite yok. O yüzden etkinliktir, olur budur, pek işimiz olmuyor. Neyse, bir sonraki konu. Gizemler. Gizemler. İşte biliyorum, istiyorsunuz gizemleri. Ben de istiyorum. Bir ara yapacağım. Tamam. Şimdi baskı yapmayın. Okul var, o var, bu var. Yani eve 5'te 6'da dönüyorum. Canım sıkılıyor zaten 5'te 6'da dönünce. Azıcık kısa bir vaktim oluyor. Onu da... Aa, ben yayınları yazmamışım buraya. Hay tüküreyim ha. Gisten sonra yayınlar başlayacak ahbaplarım. Gizemlere gelmeden önce canlı yayın yapacağım. Haftada 2 gün canlı yayın yapacağım. Cuma ve cumartesi olarak düşündüm. 2 günden birinde sadece single player oyunları oynayacağım. Diğerinde online oyunları oynayacağım. Online oyunları bir arkadaşımla oynayacağım. İşte Subnautica, ne bileyim Bioshock, SCP Containment Breach gibi oyunlar oynayacağım. Single player'da birazcık daha böyle karanlık bir atmosfer olan oyunlar oynayacağım. Hikaye bazlı oyunlar. Diğerinde ise işte Don't Starve, ne bileyim PUBG, ne vardı başka ya, not almıştım bu arada. İşte Europa Universalis 4 ve Elder Scrolls Legends gibi online oyunlar oynayacağım. Öyle. Yayınları işte cuma ve cumartesi günü yapacağım. Yayınları kaçırmayın. Onun bir planlı programını yapacağım. Paylaşacağım. Yayınları lütfen kaçırmayın. Gelin. Yayınları ama Twitch'ten yapacağım. Fakat yayınların tekrarlarını YouTube'a atacağım. Böyle bölüp parçalayıp atacağım ki kanalda boş kalmamış olacak. Ha, bu şey demek değil. Kanalda sadece yayın parçaları olacak demek değil. Kanalda video yapacağım. Kanalda video yapacağım. İşte gizem videoları yapacağım. Vlogları yapacağım. Onun dışında yarım kalmış bir sürü serilerimiz var. New Vegas var. San Andreas var. Skyrim Special Edition falan filan isteyen var. Skyrim isteyen var genel olarak ama Skyrim'e başlarsam baştan başlarım. Onu da herhalde artık New Vegas'tan sonra yaparım. Çünkü yakın zamanda Skyrim'e baştan başladım. O yüzden her şey böyle bir tanıdık geliyor, şey geliyor. Hani aynı şeyleri baştan yapmak istemiyorum. O yüzden işte New Vegas oynayacağız. San Andreas oynayacağız. Hep yarım kalan seriler bunlar. Resident Evil oynayacağız. Ne vardı başka ya? Ne vardı lan kanalda yarım bıraktığım seri? Fallout 4 vardı ama ona geri dönmeyeceğim. Forest vardı. Forest'i artık yayınlarda oynarız. Yani öyle. New Vegas, San Andreas. Ha, indie oyunları şey yapacağım. Bol indie oyunlar gönderiyorlar yapımcılar, sağ olsunlar. Onların hepsini teker teker inceleyeceğiz, şey yapacağız. Bunların dağıtımı nasıl olur? Dağılımı nasıl olur? Onu bilemeyeceğim. Bir şekilde hallederiz onu artık. Okey, şimdi. Yayın konusunu da çözdüğümüze göre yayınları hepinizi bekliyorum. Keserim. Yayınları yayınlara gelmezseniz bana gelirsiniz. Haberiniz olsun. Bana gelirsiniz de çok yanlış anlaşılacak şimdi. Neyse, gizemler dediğim gibi. Gizemleri halledeceğim. Az buz bir zamanım var. Azıcık bir zamanım var. Sucuk zamanım var. Gizemler ise çok uzun zaman istiyor. Halledeceğim. Elimde araştırmalar mevcut zaten. Hani bunun üzerine bir herhangi bir
ekleme kaplama yapmayacağım. Sadece bunları bir anlatım moduna döneceğim. Bir metin haline getireceğim. Montajını yapacağım ki en sevmediğim iştir. En pis iştir montajdan. Nefret ederim. Ama yapacağız artık, bir şey yok onun. Kaçar yok. Öyle montaj yapacağız. Belki montajı değiştirebilirim ya. Böyle montajı daha rahat bir hale getirebilirim. En azından formatı birazcık değiştirmek istiyorum. Gizem videolarının formatını azıcık değiştirmek istiyorum. Çok yapay geliyor bana. Artık o çok resmi dille konuşmak istemiyorum. Biraz daha yumuşatacağım dilin şeyini. Tavrını değil, dilin türünü de değil. Aman tarzını, ha dilin tarzını, ha şimdi hatırladım bak, T'yi hatırladım. T'den yola çıktık, tarzı bulduk. Dilin tarzını böyle birazcık daha yumuşatacağım ama aynı havayı verecek böyle. Müzikleri falan filan da ona göre ayarlayacağım yine. Öyle. Ve geldik odadaki file. İngilizlerin, gavurların deyimiyle Elephant in the Room. Yeni ben, eski ben. Hep duyuyorum bunu yorumlarda, orada burada. Abi eski sen değilsin. Eski Serdar artık şimdiki Serdar değil ya. Şimdiki Serdar eski Serdar değil. Canlarım benim, dostlarım benim, canım, ahbaplarım benim. Eski Serdar'ın onunla bununla uğraşacak durumu var. Yani eski Serdar'ın uğraşacak hiçbir haltı yoktu. Okuldan geliyordu, bir de eve geliyordu. Film izliyordu, video çekiyordu, araştırmasını yapıyordu. Benim üniversitem var, üniversiteye geliş gidiş var, ödevler var, o var, bu var. Bir de ev işleri var, o var. Eski Serdar ev işleri de yapmıyordu. Lisede kim ev işleri, yani ev işi yapan vardır. İlla ki de ben de böyle tembel birisiyim. Birazcık daha ev işlerine vakit ayırmam lazım. Öyle bir de kitap yazmaya çalışıyorum, bir şeyler yazmaya çalışıyorum en azından. Bir sürü kitap okumam lazım tabii şimdi. Bir şeyler yazacaksanız arkasında onun, yani bir şeyleri yazıyorsunuz. O yazdığınız şey sizin buzdağının görünen kısmı oluyor. Çok klişe bir benzetme olacak ama o buzdağının görünmeyen kısmı ise okuduğunuz şeyler. Sizin öğrendiğiniz şeyler. Yani bir tane bir şey yazmak istiyorsanız 10 tane şey okumalısınız. En az ki 10 tane çok az kalıyor benim durumumda. O yüzden benim bayağı bir okuma yazma yapmam gerekiyor. Zamanım az. Ama zamanımı gene gördüğünüz gibi sizler için kullanacağım. Haftada 6-7 saat yayın yapacağız. Onun dışında ekstra videolar çekeceğim. İşte bunların, bütün bunların arasından gizemlere de vakit ayırırsam gizem videosu da çıkacak. Öyle. İşte eski ben, yeni ben. Yeni ben bu kardeş. Resmimi çekiyorum ben. Yeni ben bu. Hani eski beni unut. Eski benim saçları bir tuhaftı. Böyle iyice zayıftı. Baksana bana. Bugün zayıf mıyım lan? Şuna bak. Şu tombiş yanaklara bak. Dişlerimi acıttım. Dişlerimi acıttım. Öyle. Öyle. Durumlar öyle. Neyse. Söyleyecek daha fazla şey yok. Videoyu boş boşuna uzatmanın da bir anlamı yok. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Ayrıca hadi çabuk bak, gitmeyenler. Hadi bir o ahbaplar grubuna bir gidin. Facebook grubuna bir gidin. Hadi bakayım hadi. Çabuk çabuk gidin, çabuk çabuk. Gelmeniz gerek yok. Video bitiyor zaten. Ne diyorduk? Like atmayı falan filan unutmayın. Ama daha fazla video için abone olun işte. Gerisini siz biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.